Arkadaşlar merhaba. Şimdi bu videomuzda ders yok, konu yok, soru çözmek yok. Biz bu videomuzda neyi paylaşacağız sizle? Bana bazı mesajlar geldi, bazı mailler geldi. Hocam geometriyle ilgili bazı sorularımız var, yardımcı olabilir misiniz diye. Ben dedim ki bu sadece senin değil, bütün Türkiye'nin sorunu geometriyle ilgili. Onun için ortak bir video hazırlayıp yayınlamayı düşündüm. Herkese faydalı olmasını umuyorum. Şimdi burada ben baktığımda arkadaşlar toplam 20 tane falan soru var. Mailime gelenler, ondan sonra YouTube'dan mesaj atan arkadaşlarımız var. Şimdi toplam 20 tane soru sevgili gençler. 20 tane sorumuz var. Bu 20 tane sorunun cevabını vermek için bir dünya herhalde dakika geçirmemiz lazım burada. Durumun ilerleyişine göre bir bakalım. Olmadı. Bu videomuzu iki parçada yayınlamayı düşünüyorum. Birinci videomuzda bir 10 sorusunu cevaplayalım. Daha sonrasında da kalan soruları cevaplayalım sevgili gençler. Faydalı olalım. Olur mu? Şimdi birinci sorumuzda arkadaşlar diyor ki bir arkadaşımız geometride konuları çalışma süresi veya çalışma sırası ne olmalı? Şimdi çalışma süremiz tabii ki konudan konuya farklılık gösterebilir. Ama tabii ki çalışma sırasına gelelim ilk önce. Çalışma sıramız tabii ki ilk önce doğru açılarla ve üçgende açılar. Daha sonra işte kenar açıyla falan devam etmemiz gerekiyor. Ama öncelikle bizim yapmamız gereken şey üçgenleri bitirmektir geometride. Geometrinin yanı sıra yani üçgenlerin yanı sıra arkadaşlar sizin doğru analitiğine de başlamanız gerekiyor. Analitiğin temelini doğru analitiği oluşturur çünkü. Bundan kaynaklı olarak sizin bir üçgeni başlamanız gerekiyor. İkincisi üçgenle paralel olarak doğru analitiğini çalışmanız gerekiyor. Doğru analitiğini en sona bırakırsanız yani böyle üçüncü, dördüncü aylara çalışın derseniz bocalarsınız çünkü formül çok. Yorumlama çok. Onun için de yapmanız gereken tek şey sizin üçgenler ve doğru analitiği başla. Ve bunun ekmeğini, kaymağını ne zaman yiyeceğiz? Meyveyi ne zaman alacağız bunda? Ocak ayında alacağız. Bu bizim Eylül ayındayız şu anda. Ekim, Kasım, Aralık. Bu 3 ay güzel bir şekilde üçgen ve doğru analitiği çalışırsanız ve bir kısımda da dörtgenler başlayacak. Daha sonra çorap söküğü gibi geleceğini düşünüyorum. Önce üçgen, doğru analitiği, daha sonra dörtgenlerle devam edeceğiz. İkinci sorum, netler nasıl artar? Şimdi netlerin geometride bir anda artması olanaksız. Temel iyiyse, bunun farkındalığı varsa zaten bazı arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz 9. sınıfta başlıyor. 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıfta zaten TM sınavına girdiği zaman bakıyorsun ki adam full yapıyor geometriyi. Bu adamın bir temeli var çünkü. Ama temel olmayan arkadaşlarımız üzülmesin. Ben de onlardan zamanla bir tanesiydim. Netleri artırmanın tek çaresi arkadaşlar birinci sabredeceğiz. Yanlışlarımız varsa sorularla ilgili bu yanlışlarımızı ne yapacağız? Doğrusunu bulana kadar azmedeceğiz. Yani o soruyu çözdüreceğiz. Ya da çözümünü öğreneceğiz. Bir sıkıntısı var bu sorunun ki bilmiyorum ben. Ya konu eksiğim var diyeceksin. Ya soruda bir püf noktayı kaçırıyorum diyeceksin. Ya da bir yerde bir eksiklikler var diyeceksin. Bunun üstüne gidersen, soruların çözümünü öğrenirsen, sorudaki eksikliğini fark edersen netler yavaş yavaş artacak. Gelelim üçüncü sorumuza. Günün hangi saatlerinde geometri çalışmak daha verimli olabilir? Bu şeye benzedi arkadaşlar. Güldür Güldür'de Şevket Hoca'nın cevapladığı sorulara benzedi. Şevket Hoca'ya da selamlar buradan. Üçüncü sorumuzun cevabına gelelim şimdi. Günün hangi saatlerinde geometri çalışmak daha verimli olabilir? Şimdi geometri arkadaşlar konsantrasyon isteyen bir derstir. Türkçe'de mesela bir paragraf okuduğun zaman ortaya geldiğinde kafanı çevirdiğinde ne oluyor? O paragrafa bir daha dönüyorsun başa. Döndüğün zaman zaman kaybı ama geometride şöyle bir şey var. Görme dersi geometri. Görmeye odaklanman gerekiyor ki soru bölünmesin. Onun için de yani benim size tavsiyem sessiz bir ortam.
Hava sıcaksa eğer tabii ki serin bir ortam. Ben şunu yapardım hep öğrencilik zamanlarımda. Saat 11'den sonra çalışırdım akşam. Ama bazı arkadaşlarımız diyor ki hocam ben saat zaten 10'da uyuyorum diyor. 11'de tekrar mı kalkayım? Tabii ki hayır ama kendini biraz zorlaman gerekiyor. Bir şeyler yapmak istiyorsan. Çünkü neden akşam saatlerini seçiyordum? Herkes uyumuş oluyor. Soruyla berabersin. Duygusal anlar yaşıyorsun. Soru benden ne istiyor diyorsun. Onun için böyle kendi kendine sorular sorunca da soru çözülmeye başlıyor bir de bakıyorsun. Yani en güzeli geometri çözerken sessiz bir ortam ve sakinlik lazım arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Yapılamayan bir soru hemen bilen birine mi sorulmalı yoksa belirli bir süre soru üzerine düşünerek çözmeye çalışmak mı mantıklıdır demiş bir arkadaşımız. Bence soruyu çözemiyorsan hemen sorma. Çünkü hemen sorarsan üzülürsün. Bilmediğin bir şey değildir. Belki bildiğin bir şeydir. Karşı taraf bilince de senin ağrına gelebilir. En güzeli bence biraz uğraşmak mantıklı. Uğraşırken şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Kafanızdaki bütün geometriksel bilgileri ne yapıyorsunuz? Tekrar ediyorsunuz. Şu olur mu, bu olur mu dediğin zaman. Onları tekrar ettiğin zaman bu sefer onlar iyice kafana yerleşiyor. Yani kaybetmiyorsun sen soruyu aslında. Sorunun yanı sıra başka bir şeyler daha kazanmış oluyorsun ve tekrar etmiş oluyorsun. Baktın çözülmüyor soru. O zaman ne yapacağız? Bir öğretmene veya bir arkadaşa başvuracaksınız. O da size çözümünü gösterecek. Umarım bilmediğiniz bir taraftır. Çünkü bildiğim bir tarafı karşıdaki kişi gösterince üzülüyor insan. Gelelim. Yeni nesil soruları daha rahat çözebilmek için nasıl bir çalışma yapılabilir? Şimdi yeni nesil sorular arkadaşlar başlı başına büyük bir problem geometride. Çünkü normalde şu kadar olan bir soru sayfanın yarısını kaplıyor artık. Orada da inanın ne oluyor? Verilen formüllerin açıklaması veriliyor. Ben belki soru çözerken dikkat etmişsinizdir. Bildiğim bir şey ise üstünü çiziyorum. Çünkü bunu ben biliyorum diyorum. İşte çembin açıklamasını yapıyor. Ağırlık merkezli açıklamasını yapıyor. Buna gerek yok. Okuyorsun ama üstünü çiz. Bir daha oraya dönme çünkü bildiğin şey. Bir de hızlı okumak lazım. Çünkü bazı şeyler şekil üzerinde gösteriliyor ama adam senin biraz daha uğraşmanı istediği için ne yapıyor? O soruda zaman kaybetmeni istiyor. Bu sınavı hazırlayan kişinin taktiği. Ona ne yapma sen? Hızlı hızlı oku. Eğer ki sorunun üzerine gösterilmeyen bir şey varsa onu direkt yaz ve soruya geç. İnanın bazı sorularda arkadaşlar nasıl yapıyor kişi? Sorunun üstünde vermiş her şeyi. Ama soruyu bir daha anlatıyor adam. Buna gerek var mı? Yok. Ama okuman gerekiyor. Hızlı hızlı oku ve hemen şekle dön. Şekille yeni nesilde şu taktiği unutmayın. Okurken şekli takip edin arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız önce Türkçe sorusu okur gibi okuyor. Sonra şekle geçerken bir daha okuyor. Şekille sözel kısmı anlık yönetin. Ve okuduğunuz yerin de üstünü çizin. Soru benden ne istiyorsun? Cevabının alana kadar ne yapacaksın? Şekille ilgileneceksin. Sonuç bu. Altıncı sorumuz. Deneme sınavı çözmek şimdiden mantıklı mıdır? Şimdi deneme sınavı demek arkadaşlar bütün her şeyin sorusu var demektir. Sen şu anda doğru da açı çözüyorsan, üçgende açı çözüyorsan kenarortay sorusunu çözemeyeceksin. Ve daha da erken yani deneme için. Bence şu anda konu taraması olan sınavlar alıp onları çözebilirsiniz ama komple bir deneme sınavı için bence çok erken. Yani ikinci, üçüncü aylarda başlanabilir bir deneme için. Ben geometri adına konuşuyorum bu arada. Çünkü daha üçgende açılar, kenar açı, dik üçgen bu konular işleniyor şu sırada. Ne yapacağız o zaman? Direkt konu tarama sınavı. Yedinci sorumuz. Diğer derslere çalışma şeklimizden farklı bir şey. Geometri için yapmak gerekir mi? Yani geometri için ne yapılabilir? Yani bir matematik dersinde ondalıklı sayılar, rasyonel sayılarla ilgili bir test çözersin, her şey oturur. Ama üçgende açılarla 3 test çözersin, oturmaz. Neden? Çünkü orada başka bir şeyleri gösteriyor adam sana. Başka bir şeyleri görmen gerekiyor. Bir de yeni nesil olduğu için bol bol soru çözmen gerekiyor.
diğer derslere farklı olarak soru sayını arttırabilirsin. Hani tamamen atıyorum fizikten 2 test çözün, o zaman geometriden 4 test çözeceksin. Çünkü bol bol soru çözdüğü zaman ne oluyor? Her şey oturuyor. Ve diğer derslere göre biraz daha sabretmek gerekiyor geometri arkadaşlar. Çünkü diğer derslerde ne yapılıyor? Hemen soruyu okuyorsun, cevabını veriyorsun. Bir sözel soru olabilir, bir sayısal soru olabilir ama geometri seni düşündürebiliyor. Sabretmen gerekiyor. 8. soru. Geometri neden sevilmez diye bir soru sormuş bir öğrenci arkadaşımız. Şimdi geometri neden sevilmez biliyor musunuz arkadaşlar? Geometri çünkü bizim ülkemizde diyorum ben fizik ve geometri özellikle sıkıntı yaşanılan iki derstir. Bu arada benim yüksek lisansım fizik, katalitik fiziği üzerine master'ımı yaptım. Bunun için hem fizik hem de geometri için size yorumlar yapabilirim. Bir kere en önemlisi bizi çok yönlendiriyor insanlar. Öğrenci arkadaşlarımız olsun, öğretmenler bile bazen yönlendirebiliyor. Yani bu ders çok zor, buna çok iyi çalışacaksınız. Bazı öğrenciler der ki ben çalışıyorum, çalışıyorum olmuyor kardeşim. O zaman ne oluyor? Öğrenmek isteyen bir insan bir silkeleniyor. Ya biz ne yapıyoruz? Bu zorlanılan bir dersmiş. Ben yapmak için emin miyim? İşte bak adam ne kadar çalışmış hala olmuyor. İşte bunu kafadan atmak gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sen tek bireysin. Karşıla insanlara bağlı değilsin. Bunun için başkalarının tabii ki söyledikleri şeye dikkat alacaksın. Ama hayatına karıştırmayacaksın. Bu biraz şey gibi oldu böyle televizyon programı gibi oldu ama ben sadece geometri için söylüyorum. Karşıda yapamazsın. İşte ben çalışıyorum. Şöyle oluyor, böyle olmuyor ama hala bir tane bile netim yok diyen insanlara veya diyen arkadaşlarınız varsa dikkate almayın desem ayıp olacak. Ama dikkate alın ama şöyle dikkate alın. Kafanızın bir kenarından kalsın ama kendini onun gözlemlediği şeye göre hayatını sergileme. Devamlı kendi kararlarını yönetecek durumda. Geometriye bağlı ol, fiziğe bağlı ol. Bu sınav için diyorum tabii ki, derslerin için diyorum. Kendi kendini geliştirmeye çalış. Çünkü sen bir taraftan soru çözerken o kişinin söyledikleri şey geliyor. Ya ben yapamayacağım galiba filan. Çünkü arkadaşım öyle demişti. İşte ondan dolayı böyle sevilmiyor geometri veya fizik dersi. Ne yapıyormuşuz demek ki? Arkadaşlarımızı dikkate alıyoruz ama kafamıza takmıyoruz. Sadece yapılamıyor olabilir ama ben yapacağım diyeceksin ve bitireceksin. 9. sorumuz sevgili arkadaşlarım. Çalışırken neye dikkat edeceğiz? Çalışırken şöyle bir şeyimiz var. Şimdi çalıştığın zaman bir kere konu eksiğin olmaması lazım soru çözerken. Konu çalışırken derinlemesine irdelemen lazım formülleri. Fark ettiyseniz ben tahtada bir şeyler anlatırken bazı şeylerin mantığını anlatıyorum. Çünkü o mantık olduğu zaman daha çok güçlü bilgilere sahip oluyorsunuz. Soru üzerinde biraz daha rahat davranabiliyorsun. Çünkü temelini biliyorsun, içeriğini biliyorsun. İlk önce demek ki mantığını kapacağız. Bu formül nereden geliyor? Soruda benim nerede ihtiyacım olacak diyorsun ve temeliniyorsun. İkincisi, yapamadığın bir soru varsa bu sorunun çözümünü kesinlikle öğrenmen gerekiyor. Başka bir yolu varsa onu da öğren. Başka bir yolu varsa onu da öğren. Bazen mesela ben derslerimde soru çözerken 4 yol varsa 4 yolu da gösteririm. 3 yol varsa 3 yolu da gösteririm. Çünkü belki de bir öğrencimin aklına gelen sorunun yöntemini çözdüm. Diğer yöntemi de görürse ha buradan da bu soru çıkıyormuş dediği zaman başka soruları da ne yapıyor? Çözebiliyor. Yani farklı bakış açıları da gerekiyor arkadaşlar bazen. Bütün yolları öğrenmemiz gerekiyor geometride. Gelelim son sorumuza. 10. soru. Yeni nesil sorulara ön yargım var. Nasıl yenebilirim? Yine Şevket Hoca'ya gelen bir soru gibi. Şimdi bu da Cem Hoca'ya geldi. Soru yeni nesil sorulara ön yargım var. Nasıl yenebilirim? Birincisi biraz önce bir sorumuzun cevabını içinde verdim ben. Yeni nesil sorular arkadaşlar tamamen ön yargıyı bir kere kaldıralım. Soruyu okurken
Şekli de bir arada götürmen lazım. Şekle bakacaksın, soruyu okuyacaksın. Soru benden ne istiyorsun diyeceksin. Tekrar tekrar sorunun başına dönmeyeceksin. Ve soru işaretine gelene kadar da şekilde aynı anda yürütmen lazım. Yürütürsen yeni nesilden çıkıyor bu. Sadece sözel artı matematiksel bir soru oluyor. Yeni nesil soru nedir arkadaşlar? Yani yeni nesil soru senin konsantrasyonunu ölçüyor. Diyor ki adam ben diyor şunu şunu yaptım. İşte aşağıda göstermiş mi göstermemiş mi? Bazı sorularda verilen şeyler direkt soru üzerinde gösteriliyor. Bazılarını göstermiyor. Onu sen yerleştireceksin. Yani ön yargın olmaması gerekiyor. Ön yargın olursa zaten hep aklında olup ön yargıyı değerlendireceksin. Bence onu kaldır aklından. Direkt bir geometri sorusuymuş gibi ikisini bir arada yürütmeye çalış. İkisini bir arada derken yani sözel bir ifade varsa onu şekil üzerinde göstererek sonuca varmaya çalış. Evet arkadaşlar. Şimdi 11, 12, evet 20 tane daha, pardon, toplam 20'ydi. 10 sorumuzun cevabını verdim. Bir 10 sorumuz kaldı. Bu 10 sorumuz için de sevgili arkadaşlar bir sonraki videoyu bekleyelim, olur mu? Şimdi bunu biraz diğer arkadaşlarımız da gözden geçirsin bu videoyu. Belki de başka sorusu olanlar olacak. Onların da sorularını cevaplayacağım. Yani arada sırada sizin böyle sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler sevgili arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videomuz artık konu anlatımı mı olur, dertleşme videosu mu olur bilmiyorum ama fazla geometriyi kafaya takmayın. Çok kolay bir ders aslında. Geometri zor değil ki diyorum ben yine. Onun için ne yapalım? Kendimize iyi bakalım. Geometri çözmeyi ihmal etmeyelim. Ve yapamadıklarımızı her zaman için birbirine soralım. Ama uğraştıktan sonra soralım. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.